ederiz efendim. Sakin Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Size de nazar değdiririm diye korkuyorum. Evet. Başımıza türlü dertler geldi. Ama çok güzel performanslarınız. Çok çok güzeldi, evet. Başlarken düşündüğüm gibi her şey yolunda gitseydi 2-3 tane 9000'in üzerinde, hatta 4 tane birden 9000'in üzerinde sonuç alabilirdik. Bundan sonrası ya siz ya Zeynep Hanım efendim. Hesabı yapmışsınızdır. 6 tane harf. Altısını birden alırsak 4 saniye arttıracağız. Daha fazlasına da gerek yok. Hesabımızı bilerek ilerleyelim. Evet. Başlasın mı? Başlasın. Derin bir nefes. Ve işte geliyor ilk sorumuz. Düşünce, fikir, mütalaa, bu anlamlarda Yunanca kökenli bir söz. Yani en kökü o. İdea. Ne dersiniz? İdea. Ne güzel bir 400 puan kazanmışsınız böylelikle. Haydi buyurun efendim. Şöyle zerzevatlardan bahsedelim biraz. Yabani ıspanağın diğer adı neydi? Daha yaygın kullanılanı. Yemeğini yapıyoruz, dolmasını yapıyoruz. Dolmasını? Dolması. Pancar gibi değil de pazı. Pazı, pazı. Yerli yerine oturdu. Şimdi biraz oyuncak sorusu. İki kelimeden oluşuyor cevabımız, birleşik genellikle karşımıza çıkıyor. Görelim nasıl sorulmuş. Lokanta ile eş anlamlıdır. Parasız yemek dağıtılan yerler içinde. Nedir? Aşevi. Oldu, bitti. 1300 oldu böylelikle kasa. Yenisi geliyor efendim. Sıkıntı çekeceğinizi düşündüğüm bir soru değil açıkçası. Bir bakalım şöyle. Diyaloğa dayalı sınav yöntemi. Sözlü. Oldu, bitti. Ne güzel geldi ki efendim. Altı harfli cevaplar var karşımızda. Yine batı kökenli bir kelime, Fransızcadan girmiştir dilimize. Çok dert yaratmayacak, merak etmeyin. Net bir soru. Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, kara kalem benzeri bir yolla yapılmış resmine? Portre. O kişinin portresi diyoruz. Bu da kasayı 2400 puan çıkartan cevap oluyor. Yarısı mastar, takılmazsınız efendim burada. Buyur. Son 6 harfli cevap. Ocak veya baca için dumanı geri vermek. Tütmek değil de basmak. Dumanı geri vermek. Bazen insanın ilk düşündüğü doğrudur. Tütmek. Bacağı dumanı geri basarsa tütmeye başlıyor. Genellikle. Ya baca tütüyor dediğimizde hani bacanın üzerinden duman çıkıyor anlamında kullanılıyor. Ama yani geri basıyor dediğiniz gibi, dumanı geri bastığında daha tütmeye başladı deniyor. Kalmadı, evet, artık doğru, ortalıkta doğru. Ya. Evet, şimdi kullanımı da ister istemez böyle bir genelleşmiştir efendim. Ama kaynakta yazan bu. Vallahi öyle. Geliyor yenisi. Sıçan otu veya zırnık da denen zehirli bir elementi soruyorum size. Arsenik. Hanımefendi, tebrik ederim. Açıkça söyleyeyim, bu ve bunun hemen arkasından gelen bu 14'lünün içerisindeki çıkıntı sorularda. Başında nasıl zaten arsenik böyle geçtim, pıtır pıtır hepsini birden cevaplayarak ilerlediniz. Burada da aynı ritmi gösterdiniz ya, bundan sonra hiç korkum yok. Şu rütbeyi de bir halledin. Albay rütbesinin eski karşılığı? Miralay. Çok güzel. Tamam. 8 harfidir efendim, tek kelimeden oluşuyor. Sakin Hanım'ın sakince cevaplayacağı bir sorudur. Görelim. Fosilleşip değerli taş haline gelmiş reçin nedir efendim? Fosilleşip değerli... Bildiğiniz reçinenin fosilleşip taş haline gelmişi. O taş da değerli kömürü. Hayır. Şey. Yüzük taşı olarak da kullanılır. Akik. Hı-hı. Öyle bir şeydir akik. Ama akik yüz gibi değil. Bir harf alsam mı acaba? Alsak mı? Peki. Demedim şu an. Hadi alalım bir tane. Kehribar. Aha. Ben muhtemelen aklınızda vardır bu hikayesi diye düşündüm. Burada harf alacağınızı düşünmemiştim. Neyse efendim. O zaman... Aynısını tekrar ediyorum. Aşağıdakilerde harf almayacaksınız. Merak etmeyin. Bu tıpkı Ece Hanım'ı da yıkan yıkılmak sorusu gibi bir soru. Bir görelim. Cesaret, umut, onur gibi duygular için yok olmak, azalmak anlamında tükenmek kullanılan söz. Cesaretim tükendi, umudum tükendi. Kırılmak. Kırılmak. Cesaretim kırıldı, umudum kırıldı.